Gene kaçırdılar! Usta gelirse ayva edemedin. Haklısın! Gene geç kaldılar. Erken geldikleri var. Gene o kadar yoldan iyi geliyorlar. Baksana evleri ta nerede? Bizimkiler gene geç kaldı. Evet! Bakalım paketimizi de kahvaltımızı edelim. Hadi bakalım. Ne lan bu? Çorap. Kahvaltı nerede? Kahvaltı paketini ben evde unutmuşum galiba. Ah, bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun lan seni şimdi? Yiyeyim mi? Yeme. Rıdvan! Sizin ustalıyor. Allah! Çocuklar usta geliyor, çabuk mankeni hazırlayın! Hoş geldin ustacığım, günaydın! Günaydın! Ne oluyor? Yok canım ustacığım, ne münasebet! Buyur ustacığım, şöyle otur, buyur! Metin Ergenisi gelmedi mi? Geldi usta, işte çalışıyor. İyi. Bugün de gelmeseydi, kovacaktım Ergeni'yi. Ayvayı yedik gelmiş. Yürü arkadan dolaşalım. Saattir 13.16 anahtar istiyoruz, duymuyor musun oğlum? Bir de anahtar dedim mi, hemen isterim o kadar! Ne haber Zeki? Haberler sende! Seninki bugün de kurtuldu! Çakmadın mı usta? Yok, manken numarası iyi tutuyor! Şanslı Ergeli, hepiniz yardım ediyorsunuz tabii! Bir gün yakalanacaksınız ya, dur bakalım ne zaman! Bu gene rahat yahu! Sizin usta nasıl olsa geç geliyor. Siz de yakında bir ev tutun, her sabah çekmeyin bu rezilliği. Kolay mı oğlum bu zamanda ev tutmak? Aldığımız para ancak boğazımıza yetiyor. Bu evde babamdan kalmasaydı ne yapardık bilmem. Gir lan içeri domuzum! Sana içeri gir dedim, sıyrık! Tövbe estağfurullah! Çılgın pencerede namussuz! Hasan efendi! Şu bizim borcu için... Ya, biraz daha bekle diyeceğin, değil mi? Yok kardeşim! Ah, bir gün bile bekleyemem! Biz de ev bark geçindiriyoruz ya! Bu hastalık fena büktü belimi. Karının eline bakar olduk. Dinlemem! Gününde isterim alacağım. Yoksa icrayla dayanırım kapına. Üst tarafını sen düşün gaydi. Ah, yerin dibine gireydim de şu pis tefeciden
borç almaz olaydım ha. Ne dedi? Dinlemedi bile. İcra ile gelirim kapına dedi. Ah bu kör olası hastalık. Üzülme ne olursun. Ben çalışıyorum ya. İnşallah sen de iyileşince beraber öderiz. Ben iyileşinceye kadar beklemez bu adi herif. İzin ver babacığım ben de çalışayım. Ne olur. Herkes beğeniyor diktiğim elbiseleri. Olmaz öyle şey. Niye olmasın? Bak birçok arkadaşım çalışıyor. Olmaz. Varmayın üstüme fazla. Annenin çalışması zaten kahrediyor beni. Bir de sen başlama. Hoş geldin abi. Pek hoş gelmedin. Hayrola abim, bir kusur mu ettik? Ne zaman gelecek kardeşim bu benzine zam? Bekleye bekleye bir hal oldu. Vallahi ne bileyim abi. İş tamam abi. He bir dakika. Al. Sağ ol, bereket versin. Kim bu adam? Tamirci. Niçin gelmiş? Hani depoda çatlak vardı ya. Bir çatlak için bu kadar para verilir mi lan? Sen aklı kaçırdın. Geveleyip durma öyle. Param yok zaten, canım sıkılıyor. 140.000 kayme bastırdık, bir depo benzin koyduk. Bekle ki zam gelsin. Gelecek abi. Gelecek. Gelecekse çabuk gelsin. İnşaat para bekliyor. Mahvolacağız yoksa. Dışarı mı çıkıyorsun? Hani nişanlanacak arkadaşım var ya, ona gidiyorum. Provaya. Geç kalma yavrum. Ben de çalışmaya gideceğim birazdan. Baban yalnız kalmasın. Yavaş çek kapıyı, uyandırmayalım. Haydar! Haydar! Helele verdi mi kız? Benim hayırsıza selam söyle. Güle güle. Bak Zeki'nin ustası yeni geliyor. Yine çekmiş kafayı sabaha kadar. Suratından belli. Ulan ne şanslı ergele şu bizim Zeki be. Ustası yeni geliyor. Bizim domuz sabahın köründe damlar. Bütün işi gücü de gırgır. Kahve, çay. Madem çay kahve içmeye geliyor, gidip evinde içse ya. Eşi, tövbe estağfurullah. Bir dakika. Aşkına, zaten sinirim bozuk. Çok iyi kalpli senin usta. Başkası olsaydı seni kovardı. Ne yapalım canım? Ben çalışırken yaklaşmasın yanıma. Dolaşmasın ayağımın altında, Allah Allah! Değil mi ama?
Sana da kaç kere söyledim. Boya yaparken seslenme bana. Seni görünce içim bir tuhaf oluyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Aşk mı, kolay mı? Yemek getiremedim sana bugün. Babam gene rahatsız biraz. Annem de çalışmaya gitti. Bir türlü düzelemedi gitti bu adamcağız. Sorma Zeki. Öyle üzülüyorum ki bilemezsin. Borç gırtlağa kadar çıktı. Annemin bir başına çalışması da yetmiyor. Ben çalışayım diyorum ama babam müsaade etmiyor. Anlamadım. Sen niye çalışacakmışsın ki? Ben karımın çalışmasını istemem. Sevgilimin çalışmasını yani. Üzülme. Her şey düzelecek yakında. Hele şu dükkanı bir açalım. Bak ondan sonra. Kolay mı bu zamanda dükkan açmak? Sen de mi inanmıyorsun? Kıza bak. Eli kulağında açıyoruz. 3500 liramız birikti şimdiden ya. İyi. İyi ya. 50 metin, 50 de ben, her hafta 100 lira artırıyoruz haftalıklardan. Bak ne biçim paramız olacak ondan sonra. Zeki'ye gülüyorum. Salih Usta'nın sarı hali çok komik oldu ya. Herif içkiden kıpkırmızıydı zaten. Sarıyı da iyice Galatasaray bayrağı gibi oldu. Geçen seferki yeşil daha iyiydi. Yılbaşı camına dönmüştü. Allah canına ama. Hop Zeki, buradayız. Şunun gelişine bak. Aptal aşık. Ne o? Keyfinden ağzın kulaklarına mı diyor? Kolay mı oğlum? Beyimiz sevgilisiyle buluştu. Kıskanmıyorum. Ne biçim lokanta lan burası? Garson yok mu burada? Garson, yemek getir bu masaya! Bak, numaralara bak! Duymuyor havalara! Rahat bırak çocuğu! Sen aşık olmadığın için anlamazsın! Ben aptal mıyım, aşık olayım? Haftada 100 lira... Ayda eder 400 lira, 400 kere 12 eder şimdi Ne hesaplıyorsun sen? Şey be, dükkanı ne zaman açabileceğimiz... Hiç kafanı yorma, ben hesapladım. 62 sene, 3 ay, 3 hafta sonra saat 5'i çeyrek geçe. İyi. Ha siktir lan şu eşek! Bak ey dinle mimar bey oğlum, şu dükkanlar, şu köşedeki ev, atla bir dene onun yanındaki, ta öbür köşeye kadar hepsi benim. Aynı senin anlayacağın mimar bey oğlum. Ben diyorum ki, hepsini yıkacağız, yerine koskocaman bir iş hanı istiyorum. Altı da boydan boya paşaj olacak. Bu baştaki ikinci sizin değil mi? Değil. Arada o ev varken nasıl boydan boya pasaj yaptıracaksınız? Sen orasını düşünme, alırız. İki tane gariban o evin sahibi, pek zorluk çıkarmazlar. O evi de alırsanız iyi bir bina oturturuz buraya. Kaç para eder dersin mimar bey oğlum? Ne kaç para eder? Ya işte o ev. 600 bin falan eder. Bana sorarsanız, 500'e kapatırsanız iyi iş yapmış olursunuz. Bu iş öyle para biriktirmekle olmaz. Ne yapacağız peki? Ne bileyim oğlum, evlenecek ben değilim ki sensin. Borç alalım. Halka mı geçiyorsun? Kim verir o kadar parayı? Hepsi bizden kokoz. Hasan amcadan alalım. Verir mi ki? İsteyelim. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyen zenci. Yakında dükkanı açacaklarmış. Sonra evleneceğiz inşallah. Metin beni sordu mu kız? Görmedim ki Metin'i doğru dürüst. Zeki ustayı boyayınca kaçtık hemen. Ne hıyar herif şu Metin! Aptal gerizekalı, ne olacak? Ben onun için yanıp tutuşuyorum, o yüzüme bile bakmıyor. Belki de belli etmek istemiyor. Bir bakarsın çat kapı gelip babandan isteyiverir seni. Ay sahi mi kız? Gelir mi dersin canım? Şükufe!
Babam geldi galiba, annem çağırıyor. Şükufe! Ne var? Baban geldi, çabuk eve gel! Geliyorum. 500 bini verirsek iyiymiş. Bok yemiş o mimar. 400 bini saydık mı Zeki ile Metin'in eline? İki de göbek atarlar. Şıkırda. Nereden geliyorum? Ay! Neredeydin bu saate kadar? Ay derlerdeydim baba. Oyu devrilesici! 100 kere söyledim sağa gitme şunların evine diye. Gene beni çekiştirdiler diye mi? Ama hiç işleri yoktu da seni çekiştirecekler. Ya şimdi alırım ayağımın altına! Aman dur, orta sinirlenme. İnanmışsın çıllık! Sinirlenme. Her şey ortak değerli canım! Aman dur canım, Allah'ıma sabirin, tövbe yarabbim! Yaşlı adamsın ya! Çok önemli ve hayırlı bir iş için Hasan amcayla görüşmek istiyoruz. Ama yok mu babanız evde? Hay Bahar, olmaz olur mu evde? Buyurun. Haleciğim geldiler. Kim geldi kızım? Metin ile Zeki geldiler. Metin beni babamdan isteyecek galiba anneciğim. Hayırdır inşallah. Hanım! Kayfe yap bize, karşılıklı içek oğullarımınla. nasılsın oğlum? Vallahi nasıl olsun Hasan amca? Sen nasılsın yavrum? Sağ olun, sizi sormalı. Maşallah, evlatlarımı gördüm, daha iyi oldum. Fincanları hazırlasana kızım. Aman bana ne be, sen hazırlasana, ben dinliyorum. Ay. Biz sizi rahatsız ettik akşam vakti Hasan amca. O nasıl söz evladım? Başımın üstünde yeriniz var. Biz şey için geldik Hasan amca. Şey istemeye geldik. Oo, gayfeler bizde geliyor. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Allah kahretsin seni emri! Salak beceriksiz, dikkat etsene lan! Boş ver getir! Zarar yok canım. Kaza oldu. Allah cezalı versin, Allah cezalı versin! Ulan ne kafasız kızım ben, Allah'ım! Kusura kalmayın çocuklar! Korkma neş! Aşağı zenginiz elbise yiyince pırın pırın yer! İyi oldu! Çıkıyor! Lan bırak elbiseyi, lan bırak! Lan bambak ettin elbiseyi! Allah kahretsin seni! Zarar yok, biz zaten elbisenin rengini beğenmiyorduk, kahverengiye boyattık! Neyse canım, olur böyle şeyler! Bayağı çıktı. Biz işimize bakalım. Söyleyin bakalım, nedir derdiniz? Biz bir dükkan açmak istiyoruz da Hasan amca. Yeterli paramız yok. Hani düşündük de kasap Süleyman amca da dükkan açarken sizden borç almıştı. Bize de borç verirseniz çalışır öderiz. Borç ne demek? Canımı bile veririm sizler için. Yalnız bu önlerde çok sıkıntıdayım. Bildiğiniz gibi diyor. Evimi bile zar zor geçindiriyorum. Ama sizleri çok severim, bir şeyler yapmak isterim. Sağ olun Hasan amca. Sizin çok köhne ev var ya, etse etse 200 bin eder ya. Bir 400 bin vereyim size, satın bana evi, açın dükkanınızı. Hani bir işime yaradığından diye, sırf sizi sevdiğim için yardım olsun diye yapıyorum bunu. Oldu bu iş. Olmadı. Sağ olun Hasan amca da, biz bir düşünelim hele. Siz bilirsiniz, benim maksadım faydalı olmak. Yarına der düşünün, verin cevabınızı.
Biz daha fazla rahatsız etmeyelim. Estağfurullah, aceleniz ne? Nereye gidiyorsunuz? Temizleyiciye. Dükkanı açmak için tek çare evi satmak. Satacağız ama sen niye evet diye saldırıyorsun hemen? Dur bakalım, biraz naza çekelim kendimizi. Naza niye çekiyoruz sonunda satacaksak? Ulan ne salaksın be! Ya niye ya, niye oğlum be? Fiyatı arttırmak için oğlum! Sabırlı olsana! 400.000 verdi diye 400.000'e satmak mı lazım? Ya vazgeçerse? Biz de başkasına satarız. Tamam, naza çektik diyelim. Kaç paraya satacağız? Su içinde 425.000 eder. 425.000 mi? Deme oğlan! Ne diyorsun sen be? Yar mıyım ben? 425.000'e ne biçim dükkan açarız? Tuvaleti bile olur içinde. Yarın sabah Ayten'e haber vereyim, sevinsin kızcağız. Aptal aşık! Zeki! Zeki kalk! Kalk ulan! Kalk, geç kalacağız! Üf. Kalk be! Üf. Ulan işe geç kalacağız! Hıyarlık etme! Bugün pazar! Pazar mı? İlk defa erken kalktık, pazara rastladı. Gelin bakalım, gelin. Bir siz eksiktiniz mahallemizde. Affedersiniz, yardım edebilir miyim? Yok, teşekkür ederim, zahmet olmasın. Ay! Bir dakika, ben şey edeyim. Hiç. Yardım ediyorum. Boş versene sen be! Hadi bakalım, hadi! Yardım vardım istemez!
şey oldu mu? Bırak istemez! Ah! Yardım ediyormuş! Biz anlarız aslanım! Biz kaçın kurasıyız be! Aklın sıra ablamı tavlayacaksın değil mi? Ömer! Ne yani, yalan mı? Bak, öldürmeye bile kalktı! Biz biliriz, hep böyle yardımla başlar... ...ondan sonra ayıkla pirincin taşını! Ömer! Ne yani, yalan mı? Hem sen karışma bakalım! Babam benden sonra evin erkeği sensin demedi mi? Özür dilerim! Estağfurullah! Bekleyen kumrular gibi... ...Sen de beni bekle, sakın unutma... ...Ellerin havada, gözlerin yolda... ...Bir tanrıyı, bir de beni... ...Sakın unutma... ...Çınladı durdun kulaklarımda... ...Süzen yasın... Yanaklarımda bir şarkı oldun dudaklarımda senin ismini söyledim durdum ben de unutamam geçse de yıllar seviyorum seni dünyalar kadar kulağımda ismin gözümde yaşlar bir tanrıyı bir de beni sakın unutma çınladın durdun kulaklarımda süzülen yasın yanaklarımda bir şarkı oldun dudaklarımda senin ismini söyledim durdum. Kes lan! Bir pazarımız var be! Yeni mi icat oldu sabah sabah şarkı söylemek eşşoğlu ol eşek! Allah Allah! Kalk lan kalk! Böyle güzel bir günde şarkı söylemek varken yatılır mı? Kalk! Hasta mısın oğlum sen? Aşığım arkadaş, aşık! Aşık oldum anlıyor musun? Anlamadım! Anlamayacak ne var? Aşık oldum, aşık! Ne zaman aşık oldun? 10 dakika önce, sen uyurken. Kime? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Bilmiyorum işte. Ne adını, ne kim olduğunu, yandaki eve taşınıyorlar. Ha? Güzel kızım benim. Canım benim. Ne gülüyorsun lan? Yuu, salak aşık! Ulan insan aşık olur mu be? Siktir lan! Ayten! Gördün mü yeni gelenleri? Hı. Kim bunlar? Adanalıymışlar. Kızları üniversiteye gidecekmiş, onun için gelmişler. Güzel kız ama! Aman, hiç mi güzel görmedik? Allah! Şüş be, eşek şansı! Gene düşeş attın! Ne şansı? Bilek bu bilek, sarımsak kökü değil! Dur! Tutma, salla! Tuttuğu zara bak enayinin, cağır ödüyor! Rıza abi, herkesten birer çay!
Mart geliyor! Bırak sağa sola laf yetiştirmeyi de oyununu oyna. Bir çifte Mars'ın. Hop! Allah! Düse! Nasıl be! Bu kadar bozulma da olmaz oğlum ya! Ne demişler? Aşkta kazanan kumarda kaybeder. Hayrola Rıza abi? Bir aksilik mi var? Var ya! Hasan namussuzu sıradan bütün evleri yıkıp pasaj yaptıracakmış yerine. Yaptırsın ne olur? Ne olur var mı? Hepimiz sokak ortasında kalacağız kış kıyamette. Düşündük taşındık, sizinle konuşmaya karar verdik. Bizimle mi? Bizimle ne ilgisi var bu işin? Oğlum, satın almaya kalkmadım evinizi. Kalktı, pasajı yapması için sizin evi de satın alıp yıkması lazım. Her şey sizin evi satıp satmamanıza bağlı. Siz evi satmazsanız Hasan pasajı yapamayacak. Vay namussuz herif! Yardım dümeni buydu demek. Satmıyoruz lan! Satmıyoruz anladın mı? 1 milyon bile versen satmıyoruz! Hiç merak etmeyin siz! Açlıktan ölsek bile satmayız bu evi. Hasan ineği de o zaman bir bok yiyemez. Ben söylememiş miydim bu iki gencin iyi çocuk olduklarını? Aslanlarım! Birlikten kuvvet ver. Kuvvet doğar tabii. Sağ olun be çocuklar. Kaybettin abi. Sadık abi, hepimize çay getir. Bugün içmeyeceğiz de ne zaman içeceğiz senin bayat çayını be? Hazırladım bile. Keserim önünü, affedersiniz derim. Size bir şey söyleyeceğim. Beni evvelden tanıyor ya, bozulmaz. Buyurun, söyleyin der. Size aşığım derim. Ayıp mı? Gözlerimin içine bakar, gülümser. İlk gördüğüm an aşık oldum derim, patladak. Yok, öyle demem. En iyisi, bakın gülümsüyorsunuz. Demek siz de beni seviyorsunuz derim. Ama der. Bozulurum hemen. Yoksa başka biri mi var derim. Yoo, hayır der. Sonra beni öper. Öpmez. Değil mi? Durup dururken öper mi? Ama öyle bir şey yapar ki ben anlarım beni sevdiğini. El ele tutuşuruz. Be Allah! Gezdiririm onu, sinemaya bile götürürüm. Şiir yazdım derim size. Yıldırım aşkı. Aşk dediğin nedir? Bunu çeken bilir. Aşık olmak kolay. Sevenler çeker halay. Vay, vay, vay. Aşkımın baharında, Atatürk bulvarında, aşığım ben sana, bugün de, yarın da. Dağlarda yankılansın, sevda dolu sesimiz. El ele yürüyelim aşk yolunda ikimiz. El ele yürüyelim aşk yolunda ikimiz. Filiz. Eyvah! Saati kurmayı unutmuşuz! Kalk ulan kalk! 9:30 olmuş! Kovulacağız! Bırak ulan uyumayı! Her sabah yetti be! Bırak uyuyalım! Allah Allah ya! Oh be! Aman ne halin varsa gör! Dur lan dur! Bekle beni be Betül! Gelmiş oturuyor arkadan. Yürü.
Ulan sen ikide bir tulum mu değiştiriyorsun? Ne tulum usta? Demin çalışırken başka bir tulum vardı ayağında. Dalga mı geçiyorsun ustacığım? 20 senedir aynı tulum giyerim. Ayakkabılarım da değişmiş. Kirlenmiş olabilir. Öyleyse demin bir başkası vardı arabanın altında. Teveccühünüz. Dalga mı geçiyorsunuz ulan? Peki, o halde sen neredeydin? Saat... çalmadı, şey, yani saat gibi. Otobüs, yani altına girdim mi, çiçek gibi, bilmiyor musunuz da? Takdir edersiniz yani, nasıl çalışırım? Tazele şunu. Tazele? Tazele bir! Metin bu defa da yırttı. Ne o usta? İştahı yok değil mi bugün? Yo, yiyorum, iyiyim. Bizim salak aşık daha gelmedi. Salak aşık demeyin! Bir defa aşk güzel şeydir. Senin için yaptım, iyi olmuş mu? Arkandan ağlar sonra. İştahım yok. Bir şey mi var? Şu mahalleye yeni taşınan kız. Demek bıktın artık benden. Deli misin sen kız? Benimle ne ilgisi var? Bizim Metin. Ne olmuş Metin'e? Deli gibi aşık o kıza, görür görmez vurulmuş. Metin mi? Metin ya! Gülme, vaziyet kötü. Sabahlara kadar filiz filiz diye sayıklıyor. Kızın haberi yok mu? Yok, nereden olsun? Yeni geldi mahalleye. Bizimki de çekiniyor, söyleyemiyor. Herkes ben mi? Sen de bana 3 senede söylemiştin ama. Ne? Ölüm! Kim o? Bunu gel! Gel babalı! Deli misin sen, deli mi? Karışma, bırak beni izleyen yama darım! Kim dedim sana? Karışma diyorum! Anneciğim! Otur şuraya bakayım! Anneciğim! Buraya gel! Deli misin sen, gir içeri! Deli, bırak beni diyorum! Bırak beni diyorum! Otur şuraya! Bilseydim vallahi söylemezdim, aptal ne olacak? Bir o mu var dünyada sanki? Ben senin yerinde olsam, beni sevmeyen biri için kendimi öldürmeye kalkmazdım. Anneciğim, seviyorum. Ne yapayım? Madem bu kadar çok seviyorsun onu, şimdi mutluluğu için çalışmalısın. Nasıl yani? Metin'in aşkından kızın haberi yok. E'si kızın anlaması için Metin'e yardımcı olacak. Ya! Olmaz, dünyada yapamam ben! Demek ki sen Metin'i sevmiyordun. Sözlerin hep yalandı. Ay, vallahi seviyorum! Sevseydin, ona yardım etmeyi kabul ederdin. Ama benim elimden ne gelir ki? Ben gidip de kıza, Metin seni seviyor diyemem ya! Gene de bir şeyler yapmamız gerek. Aşk, fedakarlık ister, unutma. Ay! Vay
inanmışsızlar demek öyle ha? Öyle ya, mahalleli engel olmuş satmalarına. Biz evleri yıkıp pasaj yapınca sokakta kalacaklarmış hepsi. Anlamıştım zaten işin içinde bir bit yeniyor olduğunu. Gösterin ben o namussuzlara. Selamun aleyküm Hasan abi. Aleykümselam. Yeni pastırma geldi, tam istediğin gibi. Bırak bastırmayı da söyleyeceklerime kulak ver. Hayrola, ne yapmışız? Daha ne yapacaksınız lan? Zeki ile Metin'e evi satmamaları için ısrar etmişsiniz. Bu, biz kimseye ısrar etmek... Bırakın palavrayı, hepsinden haberim var. Aman abi! Başlatma abinden. Bundan sonra gucu gucu yetene. Yardım falan beklemeyin benden. Hesapladım, tam 42.500 kağıt borcum var bana. Sana 15 gün mühlet. Kendini ona göre ayarla. İşte o adet. Şükürfe! 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 Ne? Verdin mi kız mektubu? Bana bak, doğru dürüst bir şeyler yazsaydın bari kız. Deli misin sen? Neler döktürdüm neler! Terbiyesiz adam, ne olacak? İnsanda biraz utanma olur. Bir daha böyle kepazil yaparsan, suyla yetinmem, kovayı da atarım başa. Yok deliler gibi aşıkmış da yanıp tutuşuyormuş ha? Ayağını denk al. Ben senin tanıdığın İstanbullu kızlardan değilim, ona göre. Yuh be! İyi ki bir aşık oldun! Rezil ettin bizim mahalleye! Madem mektup yazacaktın, haber verseydin de beraber yazsaydık bari. Hem benim mektubumu okuyan kız böyle su dökmezdi başımızdan aşağı. Oğlum, vallahi haberim yok. Ben göndermedim diyorum sana mektubu ya! Merhaba. Merhaba, benim adım Ayten. Hoş geldine gelemedik, kusura bakmayın. Babam rahatsız. Ya, geçmiş olsun, üzüldüm. Sevdiniz mi mahallemi? Çok. İyi insanlar. Evet de... Metin diye biri var. Terbiyesiz bir mektup yazmış bana. Bana aşıkmış da... dudaklarımdan kalbime inecekmiş... oradan da gidemeyeceği yol yokmuş. Ben de kızdım, bir kova suyu boca ettim başından aşağı. Ya... Galiba bugün biraz ilk defa geç kaldım. Amcaya çorba getirdim. Annem gönderdi, iyi gelirmiş. Sağ ol kızım. Gelsene Filiz. Gelmeyeyim, ders çalışmam lazım. Aman ders ders, sonra çalışırsın. Gel sana anlatacaklarım var, hadi.
Sabaha kadar uyuyamadım dün akşam. Niye? Sen gelmeseydin ben sana gelecektim anlatmaya. Şey, ne oldu? Gel. Ne oldu Allah aşkına? Hani şu Metin'in yazdığı mektup var ya... Aman bırak o serseriyi. Öyle deme. O mektup olayından... onun hiç haberi yok. Haberi yok mu? Peki kim yazdı o mektubu öyleyse? Şey... kızma ne olur. O mektubu... Şüküfe'yle ben yazdık sana. Aa! Niçin? Ne bileyim. Çocukça bir şey işte. Yardım etmek istedik Metin. Ne yardımı? Bak, dinle beni Filizciğim. Metin deli gibi aşık sana. Aa! Zeki söyledi. Sabahlara kadar hep seni sayıklamış. Çok ayıp oldu çocuğa. Bir kova su dök başından aşağı. Zavallı çocuk. Niye ıslandığını düşünüyordur şimdi. Metin! Yürüsene lan! Nereye gidiyoruz ki? Lan dalga geçme, geç kaldık. İşe gidiyoruz. İşe gitmeye ne lüzum var be? Ulan saat 11 be, nasıl sakulduk? Yürü yürü, delilik etme. Lan deliliği mi kaldı oğlum? Buradan Levent'e vereceğimiz yol parasına yazık be! Yapma oğlum, yapma aslanım! Bugün de geç kalırsak garanti kovuluruz! Ya zaten kovulduk be! Aman hadi gel! Zeki, Metin! Babam fenalaştı, koşun! Nefes alamıyor. Doktor gelmedi mi? Doktor biliyordu böyle olacağını. İlaç vermişti ama... Vermediniz mi ilaçları? Ver reçeteyi. Yürü. Bir doktor göndeririz hemen, merak etmeyin. Buraya da geldi. Bizim borç 30.000 olmuş. 15 gün içinde ödeyeceksiniz. Yoksa çok fena yaparım dedi. Senin ne ilgin varmış ki? Ne bileyim. Öyle ya, senin kahven yıkılacakların arasında değil ki. Vardır bir numarası, bu namussuzun. Belli ki hepimizi birden sindirmek istiyor adi tefeli. 15 gün içinde nasıl öderiz o kadar borç? Hiçbirimiz ödeyemeyiz bu kadar parayı. Onun da istediği zaten bu ya. Alkol kifayetsizliğinden ölüyoruz, bir kırmızı doluca. Buyur abi. Sağ ol. Artık bir işimiz de yok. Üzülme be Zeki. Bir yolunu buldunuz elbet. Ne bu haliniz? Karadeniz'de gemileriniz mi battı? Yoo! Kovulduk! Boş ver be arkadaş, ölmediniz ya! Kovuldunuz da kovuldunuz! Ne olmuş yani? He? Ne demek ne olmuş yani? Kovulduk diyoruz! Zeki, gel buraya! Dalga mı geçiyorsun o yasın? Bir dakika Metin, bir dakika! Yine mi lan be adamı? Gel böyle, bir hadise de burada bak. Yapmayalım, gel! Otur şuraya lan! Bir dakika! Kusura bakma baba, Matiz de! Yarın Ayşe'ye söyleyeceğim... başka birini bulsun... benim gibi bir işsiz beklemesin hayatım boyunca...
Saçmalama, ağlama. Ağlama, gel bak. Hayatımız boyunca işsiz kalacak değiliz ya. Ben izi daha içki gönderması. Hop! Gönder. İçim, paramızın son kuruşuna kadar içim. İçelim de unutalım. Zeki! Alo! Şşş, Zeki! Ne oluyor be? Kalk ulan kalk! Geç kalıyoruz, kovulacağız! Ne kovulması be? Kovulduk ya zaten! Metin! Ne var gene? Biz işten kovulduk ya. Evden niye kovulduk? Ne ev be? Ne var Rıza abi? Sen de mi dağıttın bizim gibi? Böyle ya, bu saatte dükkan mı açılırmış? Cenazedeydim. Kim öldü? Recep amcayı kaybettik. Haberiniz yok mu? Ne zaman öldü? Dün gece geç vakit. Öğle namazında da kaldırdık. Allah rahmet eylesin. Zavallı adam. Sabır versin kardeş. Kim verecek benim paramı? Hadi senedin tarihini uzattık diyelim. O vakit kim verecek? Çalışır veririm. Hem de faiziyle veririm. Bu kadar borç aldınız hiç düşünmeden. Çalışıp nasıl ödeyeceksin? Ben öderim. Üzülme Hasan efendi. Paranı son kuruşuna kadar alacaksın. Ayıp be! Cenaze evine borç istemeye gelinir mi hiç? Kimse senin pis paranı yemez. Merak etme. Yemezsiniz de niye ödemiyorsunuz? Ödeyeceğiz dedik. Fazla uzatma. Yani ince siz mi ödeyeceğiniz benim paramı? Beğenemedin mi? Vallahi kimin ödeyeceği beni ırgalamaz. Ben alacağım paraya bakarım. Tamamı tamamına 47.500 lira. Size 15 günde mühlet. Ödeyin de görelim. Bizim için çok çalıştınız ama olmadı işte. Fark etmez. Sonuna kadar mücadele edeceğiz hep beraber. Tabii. Koskoca mahalle bir Hasan'la başa çıkamayacak mıyız? He. Nasıl çıkalım Zeki? Hangimizde bu kadar para var? Madem evi satmamanız bir işe yaramıyor, boşuna direnmeyin. Satın evinizi Hasan'a. Evi satarsak pasaj yapacak.
bu kış kıyamette evinizden olacaksınız. Öyle deme Metin. Bu borcu hiçbirimiz ödeyemeyiz. Siz de ödeyemezsiniz. İyisi mi satın evinizi? Tabii. Yarın öbür gün icra kararıyla satılıp yok fiyatına gidiğine, şimdi satın da bari kalan para bir işinize yarasın. Ne yapalım? Başka çaremiz yok. Öyle olsun. Vallahi ortak, ben düşündüm, bu iş böyle yürümeyecek. Bir yolunu bulalım. Bu işin bir yolu kaldı artık Hasan abi. Evin gerçek fiyatını verelim. Mimarın dediğini yani. Haklısın, Allah kahretsin. Başka çare yok. Vereceğiz Allah alem 500 bini. Bak kimler geldi! Amanın maşallah, maşallah! Bakın dele maşallah, kimler gelmiş! Hoş geldiniz baş yiğitlerim! Ayakta Alman canım, geçin buyurun otur hele! İstemez! Karar verdik evi satmaya da, onun için geldik. 425 bin liraya satacağız evi size. Fazla vaktimiz yok. Muameleyi tamamla da, yarına bitirelim şu iş. Affet beni! İstemezdim öyle olmasını. Biliyorum, üzülüyorsun şimdi. Ama sen demez miydin, başkalarının mutluluğu için fedakarlık yapmak lazımdır diye? Affedersin anacığım. Ağlama lan! Bırak ağlamayı, kalk hadi! Ben sana demedim mi o kadar ağlama diye? Bak, evi su bastı. Aksine bak! Giden ayak su borusu patlamış galiba. Allah Allah! Bu ne acaba? Su fışkırıyor, görmüyor musun? Kes sümeneti be! Her tarafı su basacak, göl gibi olacak yoksa! Su değil bu! Eyvah! Lağım öyleyse! Lan bu lağım da değil! Değil mi? Ne öyleyse? Su değil, lağım değil, sirke olacak değil ya! Aha, petrol ulan bu! Petrolmüş! Alay etsen istediğin kadar, bal gibi petrol bu! Ulan Arabistan çölü mü burası be? Petrol ne arasın bizim bahçede be? Ha siktir lan! Bak sana göstereyim. Vay canına! Sahiden petrolmüş be! Yaşasın! Bahçemizde petrol çıktı! Petrol! 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 Allah! Petrol! Petrol çıktı! Petrol! 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 Amanın da petrol! Petrol! Yaşasın petrol! Petrol! Zengin olduk! Petrol! Ne bağırıyorsunuz gece yarısı? Deli misiniz siz? Bahçede petrol...
değil canım, su su! Allah kahretsin sizi rezil herifler! Bahçede petrol çıktığını hiç kimse bilmemeli. Tamam. Koş kap getir. Kap? Hı. Boşa akmasın petrol. Ne yapmalı? Tencere, tencere şu küfe! Allah senin cezanı versin inşallah yağ gibi! O ne? Anneciğim! Bitti, hepsi doldu. Doldu mu? Bu boşa akıyor. Ne yapacağız şimdi? Kap bulmalıyız. Akşamdan beri kapısını çalmadım, ev kalmadı. Servetimiz, servetimiz boşa akıyor.
Naylonuncu! Eskilere naylon leğenler, su kovaları, çamaşıra bulaşı, naylon leğenlerim geldi. Naylonuncu! Eskilere veriyorum. Çekil, çekil. Çamaşıra bulaşı, naylon leğenlerim var, su kovalarım var. Naylonuncu geldi. Naylonuncu! Naylon leğenlerim var, su bidonlarım var. Leğenci! Buyur abla. Şu kenardaki küçük mavi leğeni kaça verirsin? Bunu mu abla? 35 lira. İyi tamam. Bir zahmet yukarı getiriver. Şuradan gireceksin. Güle güle kullan abla. Sağ ol, hayırlı işler. Ha? Eyvah! Arabamı çaldılar, şimdi buradaydı! İmdat, polis! Bu kapılar da bitiyor, ne yapacağız? Bu iş böyle yürümeyecek. Böyle plastik oturak doldurmak mı olmaz bu iş? Peki bırakalım da petrolümüz boşa mı aksın? Bir yer bulmalıyız. Ne bileyim, böyle depo gibi bir şey. Selami abi. Ne var? Belediyeci abiler geldi de benzin var mı yok mu diye kontrol edecekler. Ha, hoş geldiniz. Vay efendim, hoş gelmişsiniz, sefalar getirmiş. Hadi lan! Emredin! Depoda benzin var mı, yok mu? Bizim depoda be... Ne gezer! Thank you.
Zam mı? Amanın, benzine zam mı? Benzine zam mı? Ne duruyorsunuz ulan? Sokun şu kağıtları! Gibi alım, iş başına hepiniz! Yola çıkın, çabuk, tüm arabaları çabuk çevirin, geçsinler! Benzin var! Sokun kağıtları, sokun! Benzine zam geldi, ne gelen var ne giden. Hasan abi, Hasan abi! Ne oluyor lan? Zeki ile Metin'in bahçesinde petrol çıkmış, ucuz ucuz satıyorlar. Litre, litresi 5 liradan 220 lira. Litresi 5 lira mı? Tabii 5 lira. Sudan ucuz. Zam yok bizde. Dumping var, dumping! Halka dönük benzin satışları. Gel, gel! Vatandaş, sen de gel! Doldur Zeki Usta! Doldur da ver! Doldur, doldur da ver! Doldur, doldur da ver! Doldur da ver! Güle güle abi! Doldur, doldur da ver! Bana bir yağ ver. Yağ mı? Yağ ver. Ya, bahçede yağ çıkmadı henüz ama bekliyoruz. Olur, olur. Bekliyoruz. Gel, gel! Buldu! Bir depo 3,5 saatte doluyor ama ucuz. Helal olsun, beklerim. Öyle ya, kuyruksa ötekilerde de var. Üstelik bu daha ucuz ya. Hadi ya, biraz acele edin be! Buyur abicim! Eyvallah! Hop! 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 Eyvallah abi, teşekkür ederim, sağ ol! Gene bekleriz abicim, sağ ol, var ol abim! İhtiyacın varsa sana da kredi açabiliriz. Amanın efendim, kolay gelsin canım evladım benim! Sağ ol!
Dur yavrum, yorulma sen. Ben yardım edeyim. Düşündüm, taşındım hani ya, yardım olsun diye namussuzum ki. Biraz daha arttırayım fiyatı da şu evi alayım dedim. Geçti borun pazarı, sür kendini Niğde'ye. Aman be! Canım dur, fiyatı duymadan hemen karar verme! Başına yorulma, 1 milyon bile versen gene satmam! Lira peşin, oldu mu lan? Olmadı! Olmaz! Petrol! 1,5 milyon peşin lan, oldu mu ha? Satmıyorum! Satıyorum! Ya yazıhanede bitirelim bu işi! Gelin alın 1,5 milyonunuzu! Ne yaptın? Ne sattın? Benzin bitti. Depoda benzin yok abi, çıplaktan sızmış! Ne? Ne? Zaten o benzin de bizim benzinimizmiş! Öyle mi? Depoda çatlak vardı ya! Bak sen! İşte o çatlaktan sızıvermiş, onların bahçesinden çıkıvermiş! Dur Hasan abi! Kendine gel abi! Abi ne oluyor? Ah Hasan abi! Ortak yapma! Adına bize karşı yaptığınız her şey için, yani ne bileyim ben nasıl söyleyeyim de diyemiyorum ki, alın şunu. Ben size şey ettiniz, hani zahmet ettiniz, bizi mahcup ettiniz. Şiir gibi bir şey. Sen ne yapıyorsun orada? Adettir. Gidenin arkasından su dökülür. Biz bir yere gitmiyoruz ki. Deli misin kız? Biz seni bırakıp
Bütün bu insanları bırakıp nereye gideriz? Başka mahallede yaşayabilir miyiz biz? Bu iki namussuz, bu iki ahlaksız yok mu? Beş para etmeyen evlerini sattılar, 1,5 milyona bağ benzin çıkıyor diye. Bu ikisi işte! Namussuzlar! Bir depo dolusu benzinimi alakladı bunlar! Hani senin benzinin yoktu? İmza verdin ya belediyecilere! Doğru mu hanımefendinin söyledikleri? Dahası da var, millet satın alacak 1 gram peynir bulamazken bir depo dolusu peynir istifledi bu adi adam! Yalan komiser bey, çoluk çocuğun yiyeceğini koydu mudu, onu zannediyor bu! Zavallı mahalleli soğuktan tir tir titrerken varil varil gazları sakladığında mı? Yalan, iftira ediyor! Ya bizim Bodrum'daki çimentolar? Yetmedi mi yaptığın kötülükler bu iyi insanlara? Kızın olduğuma utanıyorum. İstemezdik. Öylesi iyi oldu. Bu sizin. 1 milyon var içinde. Bizim ev 500 bin liraydı. Biz aldık onu. Bir dakika! Buralarda bir yerde ucuz benzin varmış, nerede?